kullanma, dijital teknoloji çağındaki siz sevgili gençlerin yönünün çok iyi olduğunu bildiğim için burayı çok teferruatlıca anlatmak istemiyorum. Esas biz bugün sunumumuza gelmek istiyorum. Sunum büyüklüğü bakımından görünürlüğü nasıl arkadaşlar? Bir problemimiz var mı? Güzel, güzel hocam. Hocam bunu başlayalım, pardon. Bere yalan dönüş. Evet. Niçin böyle bir proje geliştirildi? Bu fikir bize nereden geldi? Benim asıl mesleğim aslında ben biyoloji profesörüyüm. Yani biyoloji eğitimi aldım yurt içinde ve yurt dışında. Araştırmalarımda daha çok deneysel çalışmalara dayanmakla beraber biyoloji eğitimimizin bir kısmı da kısmi bölgesi de ekoloji olduğu için, yani çevre olduğu için, çalışmalarımızda çevre alanında olduğu için böyle bir çalışma geliştirdik. Ancak bu çalıştırmayı geliştirmemizdeki etkin değerimiz şu oldu. 2019 yılının Eylül ayında bu projeyi yazdığımızda şu endişeyle yazdık. Ya dedik, Türk toplumu olarak veya Avrupa toplumu olarak dünyada ciddi bir afetler olmak üzere. İnsanların başına heyelan geliyor, tufan geliyor, tsunami geliyor, deprem geliyor, volkanik patlamalar geliyor vesaire vesaire. Birçok faaliyetlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bunun yanında insanoğlu kendi özel zevk isteğiyle de doğaya gidebiliyor. Maça gidebiliyor, denize gidebiliyor, pikniğe gidebiliyor. Pikniğe gidiyoruz, orman yakıyoruz. Denize gidiyoruz, boğuluyoruz. Maça gidiyoruz, adam öldürüyoruz bu arada. Böyle de bir fanatiklik yönümüz de var. Ancak endişemiz şuydu. İnsanoğlu, dünyada bilim alana düşen insan sayısı. Buna biz popülasyon yoğunluğu diyoruz. O kadar çok artmaya başladı ki doğanın gizemli bölgelerine daha çok dokunur olduk biz. Örneğin Çin'in Wuhan kenti. İnsan sayısı o kadar çok fazla ki besine karşı rekabet de o kadar çok yüksek ki gelir düşüğü de çok düşük bir toplum olduğu için kişi başı gelir hacmi aç kalmamak için doğanın her alanına girdi yapmaya başladılar. Önünüze gelen her şeyi yiyorlar zaten. Bunlardan biri de yarasa amca oldu onlar için. Buradaki önemli vurgu ne? Niye tiyatrolaştırarak anlatıyorum bunu? Şu yüzden. Biz doğada daha önce insanoğlunun bağışıklık sisteminin karşılaşmadığı bir canlıyla karşılaştığımız zaman o canlıda yaşayan zoonostik diyoruz. Yani viral veya bakteriyel bir etkenli bir hastalık bize bulaşabilir. Bunun adı da koronavirüs oldu. Bulaştı. Oradan da tüm insanlığa yayıldı ve bugün pandeminin işte Delta'dan Omikron'a, Omikron'dan Ba'ya, Ba'dan Zetra'ya diye böyle dağılımları gösteren varyantlarını yaşamaya başladık. Kimileri bundan hayatını kaybetti, kimileri kronik bir hastalığa yakalandı, kimileri çok korktu, kaygı düzeyi arttı, kimileri de hiç umursamadı, hiç maske bile takmamaya devam etmekte. Ama geçerli olan bir olgu var ki aşıyla da korunmak zorunda olduğumuz. İşte insanoğlunun bu doğaya bilinçsizce dokunuşları